Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vafu anna ve afir lana ve erhamna ente mevlana fensurna alel yevmil kafirin vel münafıkine vel mu'tedin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bisalihin. Evet, bugünkü dersimiz akaid. Kur'an-ı Kerim'e göre cinniler. Cinniler Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için ve gayb ilimlerinden olduğu için onların varlığına inanmak farzdır. Varlığını inkar eden veya başka şekilde yorumlayan, gaybe iman etmeyen kişiler tabii ki maazallah dinden çıkmış olur. Cin kelimesi, cin yani Arapçadan geliyor bu. Fiili cenne, yani cenne örtüldü demek veya örttü. Cin de aynı şekilde bir nevi örtü, gizli ve örtülü varlık görülmeyen şey anlamına gelir. Terim olarak duyu organlarıyla idrak edilemeyen, irade sahibi, ateşten yaratılmış, ruhani varlıklara verilen bir addır. Yani insanlarda 5 tane duyu organları vardır bu aleme ait. Ve bu cinniler bu 5 organlardan organlarla normal şartlarda idrak edilmez. İdrak edemeyiz. Gaybe ait bir durumdur. Onun için müminler ne yapar? Gaybe iman eder. Sen bile ellezine yu'minune bil gaybe. Bakara suresi biliyorsunuz 3. ayet. Yani o müttakiler ne yapar? Gaybe iman ederler. Cinnilerin varlığı Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerle sabit olup onlar hakkında tek bilgi kaynağımız vahiydir. Tek bilgi kaynağımız vahiydir. Şimdi burada küçük bir çelişki var bu cümlede. Vahiy Kur'an-ı Kerim zaten. Hadis-i şeriflerde Peygamberimizin sözleri oluyor. Yani hem Kur'an-ı Kerim hem kitap hem sünnette bunlar cinniler geçmektedir. Bizim bilgi kaynağımız da bu ikisidir temel olarak bu konuda. Akıl da diğer görünmeyen varlıklar gibi cinlerin varlığını imkansız görmeyip caiz ve mümkün görür. İnsanların cinleri göremeyişi gözlerinin cinleri görecek yetenekte yaratılmamış olmasındandır. Evet. İrade ve sorumluluk açısından varlıklar, insan, cin ve melekler olmak üzere 3 grupta incelenir. Yani bunlara irade sahibi akıl diyoruz, yani akıllı diyoruz. Yani akıllar var, bir de gayri akıllar var. Yani hayvanlar, nesneler, bunlar gayri akıldır. Bunların iradesi yoktur. Akıllar sadece nedir? İnsanlar, cinniler, melekler. Bir de cinnilerin sapkın olanlarına şeytan denir. Şeytanlar da aynı şekilde bu gruba girmektedir. Yani şeytanla cin farklı şeyler değildir. Cinnilerin inananı vardır, günahkar olanı vardır. Ve inanmayanları vardır. Onlara da şeytan denir. Yani bize musallat olanlar cinniler değil, şeytanlardır. Bize düşman olanlar şeytanlardır. Cinniler hele hele salih amel işleyenler, bunlar böyle şeye teşebbüs etmezler. Evet. İşte insanlar, cinniler, akıllı ve iradeli varlıklar olup, bundan dolayı sorumluluk sahibidirler. Yani melekler iradesi var ama bunlar da nefis olmadığı için bunlar ya isyan etmiyorlar. Hep belirli bir derecede kalıyorlar. Ama insanlar ve cinnilerde nefis var, irade var. Bunlar nefsine muhalefet ettiği zaman
indallah ne yapıyor? Terakki ediyor, makam alıyor. Derecesi yükseliyor. Evet. İşte melekler iradesiz varlıklardır. Bu sebeple kötülüğü işleme imkanları bulunmadığı için de yaptıklarından sorumlu değildirler. Melekler ve cinniler hem özellik hem de yaratılış bakımından farklı varlıklardır. İslam alimleri meleklerin cinlerden ayrı bir varlık türü olduğunu belirterek cin kelimesinin insan ve melek dışındaki üçüncü bir varlık türünün adı olarak kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Kur'an'da buyurulduğuna göre Allah-u Teala insanı topraktan, cinleri ise yalın ateşten ve insan türünden daha önce yaratmıştır. Evet. Bu ayet-i kerime Estağfirullah Rahman suresi yani Er-Rahman Allemel Kur'an diye başlayan sure-i celile. Bu da 15. ayetmiş. Ve halakal cenne min maricin min nar. O Hazreti Allah cinnileri yalın ateşten yarattı. Yani katıksız yalın ateşten cinnileri yarattı. Sonra Hicr suresinde Hicr yani Hicr değil Hicr, Hicr ayrılık oluyor. Hicret, Hicran bunlar ama bu Hicr taş anlamına geliyor. Bismillah ve lekad halaknel insane muhakkak ki biz insanı yarattık. Neden yarattık? Min salsalin min hame'in mesnun. Kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Vel cenne halaknahu min kablu min naris semum. Cinnileri de daha önce min kablu yani insanlardan daha önce anlamına geliyor. Daha önce kavurucu bir ateşten yarattık buyurmaktadır. Evet. Cinniler de insanlar gibi hani burada cinler de yazıyor ama cinni ile cinler aynı anlama geliyor. Hani yanlış okuyorum zannetmeyin. Cinniler demek cin tayfasına mensup bir varlık anlamına gelir. Cin de aynı şekilde. Cinler de insanlar gibi irade sahibi varlıklar olup Allah'a kulluk için yaratılmışlardır. Bunun için de hesaba çekileceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Zariyat suresinde olması lazım. Zariyat 56. Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'buduni. Ben cinnileri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bakın burada liya'buduni diyor. Çünkü nunun kesresi var. Bana manası oradan çıkıyor yani. Liya'buduni bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Yani bu ayet-i kerimeye göre cinniler de insanlar gibi nedir? Mükelleftir. Sevap kazanırlar. Günah işlerlerse günah kazanırlar. Onlar da kimi cennete kimi cehenneme gidecektir. Efendim, onların da azap görenleri olacaktır. Şeytanlar hakeza. Aynı şekilde. Diğer bir ayette ise onlara da peygamberler gönderildiği Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir. Ey cin ve insan topluluğu, ya maşerel cinni vel ins, yani içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Yani elbette geldi yani bu ikraridir. Rhetorische Frage Almanca. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı cinlere de tebliğ etmiştir. Cinlerden bir grubun peygamberimizi Kur'an okurken dinledikleri, sonra da kendi topluluklarına dönerek bu olayı anlatıp onları Hazreti Peygamber'in davetine uymaya çağırdıkları ve bir kısmının iman edip Müslüman olduğu, bir kısmının da inkar edip kafir olduğu Kur'an'da haber verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cin suresi var. Cin suresi var. Orada anlatıyor tabi. Yani cinlerden buyuruyor bir grup ne yaptı diyor. Kur'an'ı dinlediler dediler ki inna semi'na Kur'anen acaba.
çok acayip bir Kur'an-ı Kerim dinledik dediler. Yani Kur'an-ı Kerim'in fesahatı, belagatı, akıcılığından, namesinden onlar bile çok etkilenmiş aynı insanlar gibi. İşte bu sebeple tıpkı insanlar gibi içlerinde Müslüman olanları cennetle ödüllendirilecek, inanmayanlar da cehennemde cezaya çarptırılacaktır. Cin suresi 11-15. ayetler. Cinliler kısa sürede uzun mesafeleri kat edebilir ve çeşitli şekillere girebilirler. Hazreti Süleyman, Belkıs'ın tahtını Yemen'den getirmek isteyince cinlerden bir ifrit, "Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim." demiştir. Bu da Neml suresi 39. ayet-i kerime. Yani cinlilerin de irili ufaklısı var, güçlüsü var. Efendim, ifrit bu çok güçlü ve korkunç cinlerden bir gruptur. Hem güçlüdür, hem şedittir. Efendim, tehlikelidir ifrit. Yani zayıf cinler de var. Mesela çocuk cinler var. Bunlar zayıftır. Böyle hatayla bir insana veya bir yere çarpınca bunlar düşüp ölür. Yani öyle o yaratılıştadır. Efendim. Ama onlar da kademe kademe yani. Nasıl insanlar da böyle güçlü zayıfı varsa cinnilerden de güçlüleri var. İnsanlara daha çok düşman olan var. Efendim. Öyle yani. Ki Süleyman Aleyhisselam bunları çalıştırmış mescidi yaparken. Süleyman mescidini yaparken orada çalıştırmış. Belki ileride gelecektir bu konu. Cinler gaybı asla bilemezler. Zira Kur'an'da cinlerden bahseden ayetlerde en fazla öne çıkan husus onların gaybı bilemeyecekleridir. Eğer diyor gaybi bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Bu da ya Sebe suresi ya da Sebe suresi ayet 14. Yani orada şeyden bahsediyor. Cinnilerin Hazreti Süleyman sallallahu aleyhisselam için çalıştıklarını, işte dalgıçlık yapıp denizin dibinden böyle kıymetli inciler, mücevherler çıkardıklarını falan. Onun için büyük büyük kazanlar yaptıklarını, değil mi, böyle şeyden kuduru rasiyat, yani çanak çömlek yaptıklarını, büyük büyük kazanlar yaptıklarını falan anlatıyor. Sonra işte Beyt-i Makdis'te çalıştırıyor bunları, fakat çalıştırırken bitmesine yakın tabi oturduğu yerde yani bir rivayete göre oturduğu yerde veya ayaktayken bastonuna yaslı bir şekilde orada vefat ediyor. Ama onlar onu orada ayakta dikilir gördükçe çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü korkuyorlar ondan. Selahiyetinden, yani ceza verecek diye korkuyorlar. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki onların yani gaybi bilmediklerini bize öğretmek için, ki hani gaybi bilmiş olsalardı onun öldüğünü anlarlardı, vefat ettiğini. İşi bırakıp çekip giderlerdi. Darmadağın olurlar, ama onlar ne yaptılar? Korktular, işi bitirdiler. Ondan sonra anladılar. Hatta bastonuna bir ağaç kurdu girdi. Bastonunu yedi kemirdi. Sonra da bastonu da kırılınca yere düştü. Böyle anlamış oldular. Yani bunu anlatıyor bu ayet-i kerime. Yani onların gaybi bilemeyeceğini, efendim, hani gaybiden bir şey sorsan da kafadan atacaklarını, yalan söyleyeceklerini de burada anlamış oluyoruz. Yani gayb demek ileride olacak bir şeyi. Ama geçmişte bazı şeyleri bilebilirler. Bilebilirler ama gelecekte olan bir şeyi bilemezler. Bunu anlatmaya çalışıyor yani. Hani geçmişte olan bir şeyi ne yapar? Sorarsın, işte şu nasıl olmuş? Efendim, o da ne yapar? Bir başkasına sorar. Falan böyle birbirlerinden malumat alabilir ama gaybı bilemezler. Çünkü gaybı Allah'tan başkası bilemez ama
gaybı bilemesek de ona iman etmek zorundayız. Yani hüden lil müttakinin şartlarından birincisi ellezine yu'minune bil gaybi. Ondan sonra ve yukimune salate namaz kılmak ve mimme razaknahum yunfikun. Ondan sonra da ne yapmak? Kendisine nasip olan maddi ve manevi nimetlerden infak etmek. Yani maddi nimetler nedir? Efendim nisaba ulaştıysa zekat vermektir veya sadaka vermektir. Bir açı doyurmaktır. Yani bir fakire bir giyecek almaktır, yiyecek almaktır. Bunlar infaktır. Manevi infak da ilim öğrendikten sonra önce kendisinin amel etmesi şartıyla bu ilimi ne yapmak? İnsanlara yaymak, irşad etmek. Bu da infaktır. Yani malın zekatı 1/40'dır. Maneviyatın zekatı %100'dür. Yani 1/40'dır eski hesap. %100'dür. Onun için ne biliyorsan anlatacaksın, öğreteceksin. Anlat yani %100 anlattıktan sonra onun borcunu, şükrünü eda etmiş olursun. Böylece infak. İnsan yaratılışının gereği olarak bilinmeyen ve görünmeyene, esrarengiz olana karşı daima ilgi duymuş ve bu durum çeşitli çevrelerin istismarına konu olmuştur. İlk devirlerden itibaren cinlerle ya da ölmüş insanların ruhlarıyla irtibat halinde olduğunu iddia eden hatta ruh çağırma seansları düzenleyerek ölmüş kişilerin ruhlarıyla görüşüp onlardan bilgi aldıklarını söyleyerek insanların ilgisini çeken ve bu yolla itibar ve servet kazanan kahin, büyücü, falcı, medyum gibi şahıslar her daim var olmuşlardır. Ancak Kur'an ve hadislere göre mutlak gaybın bilgisi sadece Allah'a aittir. Bu sebeple gaybı bilme iddiası dinen doğru olmadığı gibi buna inanılması ve bu tür kişilerden yardım umulması da dinen caiz değildir. Bu sebeple insanların zaaflarından faydalanıp onların saf ve temiz dini duygularını kullanarak buradan menfaat elde etmeye çalışan sapkın kişilere asla itibar edilmemeli ve onlara fırsat verilmemelidir. Bir Müslümanın cinlerden korkmaması ve Allah'ın izni olmadan bir varlığın başka bir varlığa zarar veremeyeceğine gönülden inanması gerekir. Diğer varlıklardan gelebilecek zararlara karşı Allah'a sığınmak gerektiği gibi cinlerden gelebilecek zararlar hususunda da aynı tutum sergilenmelidir. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin insanları etkilemesine karşı Ayetül Kürsi'yi, Felak ve Nas surelerini okuduğu bilinmektedir. Müslümanlar cinlerden zarar gördüklerini sandıkları durumlarda Hazreti Peygamber'den öğrendiği tedbirlerle yetinmeli, cahil, cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmekten sakınmalıdır. Peki bugün ne öğrendik cinler hakkında? Cinler, melekler gibi gözle görülmeyen varlıklardır. Şöyle açıklayayım bunu, bu biraz kapalı anlamında, anlamı. Cinler, melekler gibi gözle görülmeyen varlıklardır demesi, insanlar için görülmeyen. Yoksa melekler cinileri görüyor, şeytanları görüyor, onlara karşı müminleri koruyor. Yani cinler meleklerden korkar. Meleklerden korkar. Onun için hafaza melekleri vardır bizi koruyan. Yani cinniler insanlar için gözle görülmeyen varlıklardır. Melekler de aynı şekilde. Cinler ham maddesi ateşten yaratılmışlardır. Min me'aricin minnar demiştik. Ve halagal cehenne min me'aricin minnar. Üçüncüsü cinler insanlar gibi iradeli varlıklardır. Yani iradeli demek akıl, akıllı. Yani irade-i cüz'iye sahibi. Yani iyiliğe ve kötülüğe hem meyilli hem de seçebiliyor ne yapacak, ne yapmak istediğini.
ne yapmak istediğini. Yani Nas suresinde açıklarken demiştik, cinnilerin inananlarına şey denir, mümin denir veya salih denir. İnanmayanlarına, yani inanıyor, yok inanıyor ama günahkar olanlarına süfli denir. Süfliyat denir onlara. Onlar da zarar verebilir insanlara. Biraz hevai, malayani oldukları için. Onlar da zarar verir. Ama bir de şeytanlar vardır. Bunlar da inanmayan cinnilerdir. Asıl tehlike onlardır yani. Cinlere de peygamberler gönderilmiştir. Çünkü onlar da akıl veya mükellef oldukları için ne olması lazım? Onlara da bir peygamber, bir vahiy gelmesi lazım. Cinler peygamberimizden Kur'an-ı Kerim dinlemişlerdir. Cin suresinin 1. ayetinde geçiyor bu. Cinlerin de inanan ve inanmayanları vardır. Cinlerin Müslüman olanları cennetlik, kafir olanları cehennemliktir. Cinler gaybı bilemezler. Cinler çeşitli şekillere girip zor işleri yapabilirler. Yani bunlarda herhangi, yani bir insandaki gibi, hani bazen zaman zaman söylüyoruz, yaratılışlarında insan topraktan yaratıldı. Aslında 4 madde var insanın yaratılışında. Toprak var, belirli bir oranda toprak var, su var, hava var, ateş var. Hani 4 şey, unsur, 4 element var. Cinnilerde toprak yok. Onun için çok hızlı hareket edebilirler. Yani saniyede dünyanın etrafını dolaşabilirler. O derece hızlılar. Melekler daha hızlı. Yani bu şekilde çeşitli cinniler çeşitli şekillere girip zor işleri yapabilirler. Yani bazen işte insanları korkutmak için de şekillere girebilirler falan. Ama tam olarak giremiyorlar. Mesela ayakları ters gözüküyor. Tam olarak giremedikleri için. Şimdi burada cinlerle alakalı bölüm bitmiş oldu. Evet, inşallah bir dahaki akaid dersinde şeytanlar konumuz olacak. Yani hem kelime itibarıyla, yani nasıl yani kelime, mesela şeytan kelimesi nasıl türemiş yeni Türkçeyle veya iblis kelimesi nasıl türemiş, bunlarla başlayıp işte Hazreti Adem'e olan düşmanlığı falan, yani ayet-i kerimeler böyle inşallah devam edecek. Cenab-ı Hak bizlere ins ve cinnin şerrinden ve vesvesesinden muhafaza eylesin. Son nefeste şeytanın tasallutundan da aynı şekilde korusun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.